Bir başka sorumuza geçelim. Hocam merhaba. Birinci sınıfa giden oğlumla ders yapmak işkence haline geldi. Bir yaprak ödevi 3 saate anca yapıyoruz. Okumaya geçtik. Yazdıklarını heceleyip okuması gerekiyor. Ya masanın üstünde, ya taburenin üstünde, ya tuvaleti geldi, ya karnı acıktı, ya sustadı. Geceyi yapıyoruz, yetmiyor. Bir de sabah ödev çalışıyoruz. Aslında bu birçok ailede yaşanan bir sorun. Birinci sınıf çocukları ödev yapmada zorlanıyorlar. Zaten çocuk bu konuda zorlanıyor. Bir de ödevler fazlaysa gece 12'lere, 1'lere kadar, yetmedi sabahlara kadar ödev yapılıyor maalesef. Bunun aslında temel kaynağı çocuğun okula başlamadan önceki yaşantısında hayata hazırlanması. Çocuk bugüne kadar hiçbir sorumluluk verilmemiş, hiçbir iş yaptırılmamış. Yani sonra birinci sınıfa geldiği zaman, işte bunu yap dediğin zaman çocuk ilk defa kendisinden bir şey bekleniyor, bir sorumluluk bekleniyor. Bunu başarmada zorlanıyor, hazırlanmadığı için. E tabii işten geçmiş artık, şu aşamada birinci sınıfa gelmiş, çocuk artık geceleri okuyor, yazıyor bu aşamada ama ödev yapmada zorlanıyor. Ne yapacağız? Çocuklara bir kere öğretmenlerimiz ödev verirken bu şekilde zorlanan çocuklara biraz önceki cevabımda da bahsettiğim gibi aşamalı olarak çok kısa ödevler derken o kısa ödevleri biraz biraz artırarak olması gerektiği kadar ödev boyutuna çekmek faydalı olur. Çocuk ilk önce ödevi yapabileceğine ilişkin bir güven geliştirmeli kendisinde. Ödeve şimdi bakıyor çocuk. Aa, ben bunu diyor saatlerce yapamam. Ne de olsa gece 12'ye 1'e kadar. Bu sefer kaçmaya çalışıyor. İşte yok tuvaletim geldi diyor, yok susadım diyor, acıktım diyor. Bu şekilde çocuk ortamdan uzaklaşmaya çalışıyor. Bu bir çözüm değil. Çocuğa bu hissettirilmeli. Kısa süreli ödevler, bu kısa süreli ödevler verince, yapılınca ara verilmeli. Örneğin matematikten işte çocuğa 10 tane toplama işlemi verilmiş. Bunu esas alalım. Daha sonra Türkçeden işte bir sayfa yazı yazma verilmiş ya da hayat bilgisinden bir etkinlik var, bunun yapılması istenmiş. Çocuğa bütün bu ödevleri bir bütün olarak sunduğunuzda çocuğun gözünde büyüyebilir. Bunu çocukla parçalayarak bir plan dahilinde yapın. Deyin ki bakın 10 tane işlemimiz var, tamam mı? Bu normalde baktığın zaman senin 10 dakikanı alır en fazla. Bak, alıştırmaları birlikte yapalım, sen yap ben de yanında duracağım. 10 dakika bittikten sonra bir ara verelim, dinlenelim. Daha sonra Türkçe ödevine geçeceğiz gibi ona sınırlar da koyarak, destekleyerek birinciyi yaptı, ikinciyi yaptı. Hadi aferin bak çok iyi gidiyorsun. Hadi üçüncüyü de yap çok az kaldı. Bu şekilde özgüvenini geliştirerek aşamalı olarak ödevlerini bitirme alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Bu şekilde gayret ederseniz çocuk belki yıl sonuna doğru, belki ikinci sınıfta, hatta üçüncü sınıfta kendi kendine ödev yapma alışkanlığı kazanabilir. Çocuğun durumuna göre bu uzayabilir.